Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu 2020 Gençlik Kursiyer Ekibi Yağmurlu Bir Gün adlı oyunu sunar. Proje eğitmenleri Hasan Gökhan Olcay, Ozan Gökmen. Dış ses Yağmur Atila. Genel Sanat Yönetmeni Onur Erdoğan. Burası çalışma odam. Hikayelerimi yazdığım yer. Kendi ellerimle yaptım burasını. Keresteyi kendim doğradım. Kütükleri kendim yerleştirdim. Bir şeye benzetemedim. Laf aramızda, yazılarımı şuracıkta, duvarın dibinde çiziktiririm. Çünkü masamın tam ortasına tavandan su damlar. Masayı bu tarafa çekleyeceksiniz. Nasıl çekeyim? Tabandaki kocaman bir deliği kapatıyor. Taban tepenin yamacına yaslandırılmıştır. Selli yağmurlarda kulübem yokuş aşağı kaymaya başlar. Kaç kere yerimden hiç kımıldamadan yoldaki komşularımın yanından geçmişimdir. Yine de severim burayı. Kapımı çalan, hatırım soran pek çıkmasa da. Konu komşu bir yazarı rahatsız etmekten pek çekinir nedense. Her zaman derin derin düşündüğümüzü sanırlar. Oysa doğru değil bu. Sevgili anacığım bile beni rahatsız etmekten ürker de parmakların ucuna basarak gelir buraya, yemek tepsisini, kapının ardını bırakıverir. Bu yüzden yıllardır kursağıma sıcak yemek girmedi ama epeyce yazı yazdım burada, belki gereğinden fazla. Pencereden bakıyorum, hayat beni dışında bırakarak baş döndürücü bir hızla gelip geçmekte. Kendime soruyorum beni, durup dinlenmeden, gece gündüz demeden, sayfa sayfa. Tomar tomar. Yazı yazmaya dürten nedir? Karşılığı çok basit. Hiç çarem yok. Yazarım ben. Arada bir aklımdan zorum var herhalde diyorum. Merak etmeyin. Tehlikeli değilim ama zaman zaman aklım olmadık yerlere takılıyor. Biriyle konuşuyorum. Değil mi? Dudaklarını kıpırdattığını görüyorum da ne dediğini işitmiyorum bile. Renk vermemek için evet. Efendim... Doğru efendim gibi bir şeyler geveliyorum. Oysa içimden şuna bak diyorum. Ne yaman bir hikaye kahramanı olur. Hikayeyi yazarken keyifleniyorum doğrusu. Düzeltmeleri okumak da hiç fena olmuyor. Gel gelelim hikaye bir kere basılmaya görsün. Görecek gözüm kalmıyor. Baştan aşağı yanlışmış gibi geliyor bana. Ellerim kırılaydı da. Bunları yazmasaydım diyorum. İçim kan ağlıyor. Sonra okurlar okuyor. Ne kadar da zekice. Ne kadar da şirin diyorlar. Şirin olmasına şirin ama Tolstoy'un eline su dökemez. İyi olmasına iyi ama. Nerede Turgayev'in babalar ve oğulları? Nerede bunun karladıkları? Ömrümün sonuna kadar bu böyle sürüp gidecek. Kıvrak bir kalem var diyecekler. Görüp göreceğim nimet bundan ibaret. Önce de mezarımın yanından geçen dostlarım beni şöyle anacaklar. Şurada filanca yatıyor. İyi yazardı ama Turgayev'le boy ölçüşemezdi. Tuhaf değil mi? Siz gelmeden günün birinde şu yazarlıktan vazgeçsem diye geçiriyordum aklımdan. Kim bilir neler neler yapabilirdim. Daha önce açıkça söylememiştim ama sizlere işimi dökmek istiyorum. Daha bacak kadar çocukken büyüyünce ne olmaya heveslenirdim biliyor musunuz? Bir dakika, aklıma bir şey geldi de hemen şuraya kaydedeyim. Bir küçük hikaye konusu. Zihnimde çakıverdi birden. Demin neden söz ediyorduk kuzum? Aldırmayın, aklım fikrim şu yeni hikayede şimdi. Hoşunuza gidecek mi bakalım? Bir tiyatrodayız. Yeni bir tiyatro mevsiminin açılış gecesi. Hikaye, pek değerli pek sayın sanatseverlerin fuayda buluşarak birbirlerini selamlamalarıyla başlar. Filancanın giyim kuşamı nasıl, falanca neler takıp takıştırmış, nasıl sürüp sürüştürmüş bunlar konuşulur. Bu akşam hangi oyun seyredecek farkında bile değillerdir ama işlerinden bir tek adamın hakkını yemeyelim. İvan İliç Şerdyakov. Oyun adı Hapşırık. Yazar 1 Zeynep Göksu İnayet. Yazar 2 Sude Yıldız. İvan
Eren Erdem, kadın Ece Morgül, general Hakan Şanlı, generalin karısı Selen Erdem. Devlet memuru, Yeşil Sağlar ve Parklar Bakanlığı'nda katip olan Ivan İliç Çerdakov'un bir tek tutkusu vardır. Tiyatro. Bakanlıktaki işine dört elle sarılmıştır. Memurlukta yükseleceği, günün birinde önemli bir koltuğa geçeceği yolunda umutlar besliyordu. Şimdiki durumu pek parlak olmasa da kendini bu en büyük zevkinden yoksun bırakmak istememişti. Böylece Rostov'un Sakallı Kontes oyununun gala gecesi için tiyatronun en güzel, en pahalı yerinden iki koltuk bileti aldı. Adamcağızın kaderine bak. Saygıdeğer amiri, Yeşil Sağlar ve Parklar Bakanı General Mikhail Bresinov da tiyatroya gelmez mi o gece? İyi akşamlar sayın generalim. Hı? Ne? Ha, evet, iyi akşamlar. İzin verirseniz kendimi tanıtayım sayın generalim. Ben Çerdakov Ivan İliç. Benim için ne büyük şeref efendim. Ya. Sizin gibi ben de sayın generalim, Yeşil Sağlar ve Parklar Bakanlığı'nda hizmet görüyorum. Yani bizzat bakan olan zat-ı halinizin emrindeyim. Canla başla çalışıyoruz efendim. Ya öyle, çok iyi ediyorsunuz. Bu yıl ağaçlar güzel yeşermiş. Fidanlar da güzel boy vermiş. Aferin. Eşim sizinle tanışma mutluluğuna erişmek istiyor sayın generalim. İşte karım, Madame Çerdakov. İyi akşamlar efendim. Şeref duydum hanımefendi. O şeref bendenize ait efendim. İyi seyirler hanımefendi. Madame Bresilov, sizi tanıştırayım. Karım Madame Çerdakov. Memnun oldum Madame Bresilov. Nasılsınız? Ben de karımın kocasıyım. Umarım afiyettesinizdir Madame Bresilov. Şşşt! Affedersiniz, çok özür dilerim. Umarım oyun hoşunuza gider. Umarım. Umarım. Seyretmek fırsatını bulabilirsem tabii. Ivan İliç Çerdakov bu eşsiz fırsatı çok iyi değerlendirdiği için zevkten dört köşe arkasına yaslanıp Sakallı Kontes'in tadını çıkarmaya başladı. Artık Yeşil Sağlar ve Parklar Bakanı'nın yabancısı sayılmazdı. Ailece tanışmış, samimiyet kurmuşlardı. Senli benli oldukları bile söylenebilirdi biraz gayret edilse. İşte tam o sırada ansızın geldim geliyorum demeden fırtınalı göklerden inen bir yıldırım gibi Çerdakov başını geriye atıp... Aksiyon! Dedi. Ivan korkmuş bir şekilde hapşırırken başını öne doğru eğer. Bu şiddetli hapşırmanın bütün serpintileri generalin tamamıyla çıplak olan başının arka tarafını ıslatır. General irkilir, eli ıslanan başına gider. Eyvallah Rust. Özür dilerim sayın general, çok çok affedersiniz. Aldırmayın, önemsiz bir şey. Önemsiz ha? Önemsiz olur mu hiç? Önemsiz demeyin, nasıl diliniz var? Düpedüz hayvanlık denir benim bu yaptığıma. Bu meseleyi çok büyütüyorsunuz. Kapatın gitsin. Kapatmak elimde mi generalim? Yaptığım affedilmez bir şeydi. İzin verin de ensenizi sileyim. Bu kadarcık olsun. Kabahatimi tamir etmeye çalışayım. Yeter. Yeter. Üzülecek bir şey yok dedim. Nasıl olur? Başınıza yağmur gibi indi generalim. Başınızı sırılsıklam ettim. İnanın niyetim kötü değildi. Bir kazadır oldu işte. Utancımdan yerin dibine geçtim. Şşş! Özür dilerim, bağışlayın. İşin kötüsü sayın generalim apansız oluverdi. Kendimi tutayım demeye kalmadan boşalıverdi burnumdan. Şşş! Tabii ki. Kusura bakmayın. Merak etmeyin. Soğuk algınlığı değil. Belki burnuma bir toz kaçtı da. Şşş! Çerdakov ne kadar çabalasa da bu olayı aklından çıkaramıyordu. İşlediği küçük kabahati gözünde büyüttükçe büyütmüştü. Generalin ensesinde patlayan aksırık artık düşman mevzilerine dikilmiş bir topun gürlemesinden farksızdı onun için. Bu affedilmez suçunu olanca dehşetiyle görebilmek için olanları yeniden ağır ağır aklından geçirdi. Âlâ, güzel, pek güzeldi değil mi canım? Ya evet, iyiydi. Affedersiniz sayın general. Ama dikkat et canım, şu aksırık tıksıran adam. Merak buyurmayın sayın general. O aksırık burnumdan fitil fitil geldi. Burnumdan soluyacak halim bile kalmadı. Sadece ıslak bir başla serin havaya çıkmanızdan endişe ediyordum. Ha, şu mesele.
Üstümde durmaya bile değmez. Ufak bir gaf, unutun gitsin. Oyun eğlenceliydi değil mi? Siz de güldünüz mü? Gülmek mi? Tabii tabii. Gülmekten kırıldım. Yıllardır bu kadar gülmemiştim. En çok hangi sahne sizi etkiledi? Aksırık. Tepenizi aksırdığım an. İşte o anda canım burnuma geldi. Amma doz attınız delikanlı. Hadi gidelim canım. Başımın bir daha aslanmasını istemem. Bir daha böyle densizliklere izin vermemelisin kocacığım. Eyvahlar olsun. Bittim. Mahvoldum. Ağaçlar ve Fidanlıklar Müdürlüğü'nden kovduracak beni. Ağaççıklar ve Taflanlar İdaresi'ne sürülecek. Böylece süklüm püklüm evlerinin yolunu tuttular. Generale güzel bir armağan gönderip gönlünü almalı. Belki birkaç tane çıkmamış. Çerdakov'un mesleğinde yükselme umutları burnunun yeliyle harman gibi sav... Bu iş neden başıma geldi? Tiyatroda ne işin var be adam? Hadi tiyatroya gittin diyelim. Neden balkonda kendi sınıfından adamlarla oturmazsın? Orada birinin suratını hapşırsan bile çok yaşa der. Hadi yatalım Ivan. Generalin huzurunda çıkıp durumu bir daha açıklasam. Burnu sürtülmüş bir adam gibi alttan alsam. Yalvarsam, yakarsam beni bağışlar herhalde. Belki ona hiç hatırlatmasan daha iyi edersin Ivan. Olmaz olmaz. Efendiden bir adam olmak istiyorsam efendice davranmam yakışık kalır. Böylece sabah oldu. Rastlantı bu ya. General o gün dilek sahiplerini dinliyordu. Çerdakov'un önünde 50-60 kişi bulunduğu için sabahın erken saatlerinden akşama kadar bekledi. Evet, şimdi sıra kimde? Ben efendimiz. Sonunda sıra bana gelebildi. Size başvuranların sonuncusuyum. Dilekçe verdiniz mi? Dilekçe vermedim. Pekala, dileğiniz nedir? Beni tanımadınız mı sayın generalim? Dün gece biraz gürültülü bir şekilde tanışmıştık. O küstah benim işte. Ne? O hapşırarak başınızı ıslatan küstah. Öyle mi? Ya şimdi ne istiyorsunuz? Size çok yaşa demem mi? Hayır sayın generalim. Sadece beni affetmenizi istiyorum. Lütfen kabul buyurunuz. Bu hapşırmanın hiçbir politik nedeni yoktu. Topluma karşı bir suç işlemi asla düşünmüş değilim. Partizancı olmayan, şiddet hareketleriyle ilgisi bulunmayan, masum bir aksırık, suratımın ortasında duran şu koskoca tüpse lanet olsun. Anam beni burunsuz doğuraydı keşke. Şu kralısı burnumun işlediği hatları benden bilmeyin ne olur. Burnumun dikine giden bir adam değilim. Burnundan kıl aldırmayan bir adam hiç değilim. Şu günahkar burnumu yerden yere vurun ama beni affedin sayın büyüğüm. Bak delikanlı, senin burnunla bir alıp veremediğim yok. Başı kalabalık bir adamım. Senin burunsal sorunlarına uğraşamam. Şimdi beni dinlersen doğru evine git. Başından aşağı sıcak su dökün. Sıcak su bulamazsan soğuk suyla yıkan. Ne yaparsan yap beni rahat bırak. Bu saçma meseleyle daha başımı ağrıtma. Zaten sabahtan beri dert dinleye dinleye kafam kazan gibi oldu. Çene. Allah sizden razı olsun efendim. Elem keder vermesin. Çoluğunuzla çocuğunuzla ağzınızın tadını bozmasın. Çerdakov pek ferahlamıştı birdenbire. Dünyalar onun olmuştu. Allah ne muradınız varsa versin. Sevincinden uçacak gibiydi. Allah sizi bu koltuktan ayırmasın. Koltuğunuza yüz süreyim. Elinizi ayağınızı öpeyim. Kuşlar gibi cıvıldayarak evine gitti. Ne kadar güzeldi yaşam. İyi ama... İyi ama... Zalimce bir alayın kurbanı mı oldum acaba? Eve gelince bir düşüncedir aldı İvan'ımızı. Beni cezalandırmak niyetinde değilseydi neden kalpsizce işkence etti bana? Şu meşhur aksırık bakanın umurunda bile değilse neden Çerdakov'u yatağında kıvrandırmış uykusunu zehir etmişti? Anamdan emdiğim süt burnundan geldi bütün gece. Çerdakov'un canı burnuna gelmişti. Canım burnuma geldi. Bütün gece öfkeden köpürerek döndü dolaştı odasında. Sabahleyin karısını çağırdı. Sonya! Sonya! Gururumla oynadılar. Küçük düşürüldüm. General Brasilov, Yeşil Sahalar ve Parklar Bakanı. Sana ne yaptı? Adi herif. Benimle öyle ince ince alay etti ki insan dikkat etmese ruhu bile duymaz. Zalim olduğu kadar da sinsi kerata. Beni ayağına kadar gitmeye, karşısında diz çöküp yalvarmaya zorladı. Enayi gibi abuk sabuk konuştum karşısında. Vah vah Ivan, bu haline de düşürüldün demek. Bir daha gidip ağzının payını vermeli. Şimdi ben onu küçük düşüreyim de görsün gününü. Böylece ertesi sabah Çerdakov onu küçük düşürmeye gitti. Son dilek sahibi. Evet. Evet. Beni tanımadınız mı General Hazretleri? Hele bir yüzüme bakın. Evet aldanmıyorsunuz. Gene ben. Kimsin sen? Çerdakov, generalim.
Yine ben geldim. Ne sıcak suyla yıkandım ne de soğuk suyla durulandım. Bu pis adamı kim salıverdi içeri? Derdin ne? Derdin ne? Derdin ne? Şu makam koltuğunda yatsam bir soruyorsunuz. Derdin ne? Sizin gibi yüksek tabakanın, burnu havada bir bakanı, benim gibi memur parçasına sorma lütfunda bulunuyor. Derdin ne? Ne istediğimi söyleyeyim size. Tepenize hapşırdığım için tekrar özür dilemek istiyorum. Sanırım iyice meramımı anladınız. Kaza oldu. Emin olun, kaza. Kaza. Çeryakov o anda can evinden vurulmuş gibiydi. Yüreğinin ta derinliklerinde bir şey kırılıvermişti. Öylesine kırılmıştı ki onarılır gibi değil. Birden içi boşalmıştı sanki. Canı çekiliverdi. Mesele kapanmıştı. Bütün kapanmıştı. Sonra ne mi oldu? Çok basit. İvan İliç Çeryakov evine geldi. Paltasını çıkardı. Sedire uzandı ve can verdi. Durun! Hayatım bu kadar acımasız, bu kadar katı olmasından yakınanlar için bir başka sonu da var hikayemizin. İvan İliç Çeryakov evine gitti. Sedire uzandı. Paltosunu çıkardı ve 5 milyonluk bir mirasa kondu. Laf ola. Şimdi bu da nereden çıktı değil mi? Ama insanın gönlünü ferahlatıyor. İnanın, hayatı olduğundan daha kara göstermeye çalışmıyorum. Gel gelelim, içimizden bazıları fena ökseye kıstırılmıştır. Varlıklı bir ailenin çocuklarını eğiten genç bir mürebbiyenin başına gelenlere siz de tanık olun. Oyun adı Mürebbiye, yazar 2, Sude Yıldız, Bayan, Yağmur Oral, Julia, Simay Yılmaz. Julia. Buyurun madam. Bana baksana kızım, başını kaldır. Seninle konuşurken gözlerini görmek isterim. Baş üstüne efendim. Çocukların Fransızca dersleri nasıl gidiyor? Çok zeki çocuklar efendim. Gözlerini kaçırma. Zeki çocuklar diyorsun. Pekala. Neden olmasın? Ya matematikte durumları nasıl? Çabuk kavruyorlar sanırım. Evet madam. Özellikle Vanya. Ona ne şüphe. Ben de matematikte çok başarılıydım. Annesine çekmiş besbelli. Ne dersin? Evet efendim. Başını kaldır. Tamam. İnsanlardan çekinme yavrum. Gözlerimin içine bak. Sen kendini aşağı görürsen, başkaları da sana ona göre davranacaktır. Bundan hiç şüphen olmasın. Evet efendim. Sessiz bir kızsın değil mi? Neyse, şimdi hesabımızı görelim. Para filan istediğin yok ama para ihtiyacın vardır herhalde. Dur bakayım, sana ayda 30 ruble verecektim. Öyle anlaşmıştık değil mi? 40 ruble madam. Hayır, 30. Şuraya kaydetmişim. Yanımda çalışan mürebbiyelere 30 ruble veririm. Sana 40 diyen kim? Siz madam. Para konusunda başka biriyle konuşmadım ki. Olacak şey değil. Belki ben 30 dedim de sen 40 anladın. Yere bakacağını yüzüme baksan böyle bir yanlışlık olmazdı. Şimdi gözünü ayırma benden. Tane tane söylüyorum. Ayda 30 ruble. Madem ki siz öyle diyorsunuz madam. Tamam, anlaştık. Ayda 30 ruble. Dur bakayım. Sen tam 2 aydır buradasın. 2 ay 5 gün. Yo. Tam tamına 2 ay. Buraya kaydetmişim. Sen de benim gibi defter tutsan böyle karışıklıklar olmazdı. Demek 30 rubleden 2 aylık maaş 60 ruble eder. Tamam mı? Evet madam. Sağ olun madam. İçinden 9 pazarı çıkaralım. Pazar günleri için para ödemeyeceğimi konuşmuştuk değil mi? Hayır madam. Gözlerini göreyim, gözlerini. Konuştuk tabii. Bunu yazmaya bile gerek görmemişim. Çünkü pazar günlerini her zaman hesaptan düşerim. Pazarları için para ödemem. Dediğimi hatırlamıyor musun? Hayır madam. İyi düşün. Hayır madam. Aklın kim bilir nerelerde. Gözlerini gözlerimden kaçırıyorsun gene. Gözünü gözüme dik de söyle. Hatırladın mı şimdi? Evet madam. İyi. Hatırlayacağından emindim. 3 günlük tatil de hesaba katarsak... 2 gün madam. Noel ve yılbaşı. Doğum günün de var.
Doğum gününle beraber 3 gün eder. Doğum günümde çalışmıştım efendim. Çalıştın mı? Aa, ne gereği vardı? Bize gelen mürebbiyeler doğum günlerinde izinli sayılırlar. Ama ben çalışmıştım madam. Orası beni ilgilendirmez. Şimdi mali durumu gözden geçiriyoruz. Ama ille dediğim dedik diyeceksen tatil 2 günden hesaplayalım. Ben çalışmıştım madam. Dediğim dedik diyorsun. Hayır madam. Pekala. Tatili 3 gün olarak hesaplıyoruz. Aylığından 12 ruble düşüyoruz demektir. Sonra küçük Kolya 4 gün hasta yattığı için ders yapılmadı. Ama ben Vanya'ya ders verdim. Doğru ama ben seni 2 çocuğa ders veresin diye tuttum. İş yarıya düştüğü zaman da tam ücret mi ödeyeceğim? Hayır madam. Öyleyse onu da hesaptan düşeceğiz. Ayrıca 3 gün dişin ağrımıştı. Kocam öğleden sonraları sana dinlenmen için izin verdi. Tamam mı? Saat 4'ten sonra 4'e kadar çalıştım. Buraya kaydetmişim. Öğle yemeğinden sonra çalışmadı. Saat 1'de öğle yemeğine oturup 2'de sofradan kalkarız. 4'te değil, tamam mı? İyi ama ben... 7 ruble daha düşüyorum. 7, 12 daha 19 eder. Maaşından çıkar. 41 ruble kalır. Tamam mı? Evet efendim. Teşekkür ederim efendim. Ayrıca 4 Ocak'ta bir çay fincanıyla tabağını kırmıştın. Yanlışım var mı? Sadece tabağı kırdım madam. Tabağı kırılan fincandan ne hayır gelir söyler misin bana? Şuraya yazıyorum. 2 ruble. Kırılan tabak aile yadigarlıydı. Çok daha fazla ederdi ama üstünde durmuyorum. Bir takım zararları sineye çekmeye alışkınım. Sağ olun efendim. Ayrıca 9 Ocak'ta kolye ağaca tırmanıp ceketini yırttı. Çıkma diye söyledim o kadar. Ama söz geçiremedin değil mi? 10 ruble. 14 Ocak'ta Vanya'nın pabuçları çalındı. Çalan hizmetçiydim adam. Onu kendiniz kovdunuz. Ama sen hizmetçilere de göz kulak olmak için dolgun ücret alıyorsun. Daha ilk karşılaşmamızda açıklamıştım sana. Can kulağıyla dinlemedin anlaşılan. Beni dinliyor muydun yoksa başında kavak yeli mi esiyordu? Evet madam. Başında kavak yeli mi esiyordu? Hayır madam. Sizi dinliyordum. Aferin kızım. Demek hesabından 5 ruble daha düşüyoruz. Aa evet. 16 Ocak'ta sana 10 ruble verdim. Vermediniz. Ama deftere kaydetmişim. Sana vermesem ne diye kaydedeyim? Bilemiyorum madam. Bu doyurucu bir karşılık değil. Sana gerçekten 10 ruble vermemiş olsam deftere yazmamın bir gereği var mı? Ne dersin? Susuyorsun. Vermişim demek ki. Siz öyle diyorsanız öyledir madam. Pek tabii. Seni karşıma alıp konuşmamın sebebi hesapları açıklığına kavuşturmak. 41'den 27 çıkınca 14 kalır. Tamam mı? Evet efendim. Bu da nesi? Ağlıyor musun yoksa? Seni üzen bir şey mi var Julia? Lütfen söyle bana. Sana baktıkça yüreğim sızlıyor. Gözyaşlarına hiç dayanamam. Neyin var? Buraya geldiğimden beri yalnız bir kişi bana para verdi. O da kocanız. Doğum günüm için 3 ruble. Aa, sahi mi? Bak bundan haberim yoktu. Defterime yazmamışım. Şimdi yazayım. 3 ruble. İyi ki söyledin. Bazen hesabı biraz gevşek tutuyorum. Durmadan zarara uğruyorum bu yüzden. Şimdi 14'ten 3 çıkardık mı 11 kalır. Hesabı kontrol etmek ister misin? Gereği yok madam. Öyleyse hallettik bu işi. Al bakalım. 2 aylık ücretin şekerim. 11 ruble. Saysana. Ne gereği var efendim? Say say. Ne mi lazım? Bana hakkın geçmesin. Say dedim. 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9, 10. Burada 10 ruble var madam. Bir yanlışlık olmasın? Birini düşürdün galiba. Yere bak, belki de yere düşürdün. Düşürmedim madam, eminim. Baksana, masamın üstünde yok. Yere eğilip baksana. Sana 10 ruble verdim. Düşürdün mutlaka. Ziyanı yok madam, 10 ruble de yeter. Şimdilik 10 rubleyi al da. Sonra yerde bulamazsak gelecek ay bir çaresine bakarız. Sağ olun madam. Çok iyisiniz. Çok teşekkür ederim. Bana niçin teşekkür ettin? Para için madam. Para için mi? Ne yaptığımın farkında değil misin kuzum? Düpedüz aldattım seni. Sana 80 ruble borçluyken sadece 10 ruble verdim. Hırsızlık derler benim bu yaptığıma. Bir de kalkmış bana teşekkür ediyorsun. Niçin?
Çalıştığım başka yerlerde bana hiçbir şey vermemişlerdi. Demek benden de beter kazıklamışlar seni. Sana küçük bir şaka yaptım. Aklını başına getirmek için acı bir ders vermek istedim. Çok safsın. Herkese fazla güveniyorsun. Dünyayı anla artık. Bu gidişle harcanır gidersin. Şimdi sana 80 rublenin tamamını vereceğim. Senin için önceden hazırlamıştım. Gerisi bu zarfın içinde. Al bakalım. Nasıl isterseniz madam. Bu kadar da pısırıklık olur mu kuzum? Neden hakkını aramıyorsun? Bu kadar budala olmak gerçekten mümkün müdür? Evet madam, mümkündür. Hayatın insafsız olmasından yakınanları için bu hikayenin bir başka sonu da var. Julia bu kadar zalimce, bu kadar haksız bir davranış karşısında öyle öfkelendi, öyle öfkelendi ki hemen o dakika işini terk edip fakir ailesinin yanına döndü ve 5 milyon rublelik bir mirasa kondu. Günün birinde 37 kısa hikayelik bir kitap yazmak niyetindeyim. Hikayelerin hepsi aynı şekilde bitecek. Böyle bitmesine bayılıyorum. Oyun adı Cerrah, yazar 3, Tuana Demirci, Zangoç, Umut Çarpan, Kuryetin, Tutkun Uraz Nur. Bilirsiniz, insan gülebilen tek hayvandır derler. Nelere güldüğümüzü bir incelesek, külahımızı önümüze koyup düşünmemiz gerekir. İltihaplı bir dişten, yüzü davul gibi şişmiş, can acısıyla inim inim inleyen bir adam neden komik olsun? Hiç de komik değildir. Ama Asterko köyünde eğlence o kadar kıttır ki, dişi ağrıyan bir adam oranın halkını haftalarca güldürebilir. Kilisenin zangocu Sergey Ivan Minglasov bunda gülünecek bir şey göremiyordu. Hiç şüphesiz. Yine de hastaneye gitmek için köyün içinden ah vah ederek geçerken haline acıyandan çok gülen çıktı. Zavallı zangocu nasıl bir aksiliğin beklediğini bilseler daha çok gülmezler miydi acaba? İnatçı dişlerin her zaman hakkından gelen sevgili doktor kızının düğününe gitmiş, bu iş yeni yardımcısı Kuryetin'e düşmüştü. Kuryetin iş görmeye pek hevesli bir tıp öğrencisiydi. Pek de acemiydim. Vah zavallı zangoç, vah. Hoş geldiniz muhterem peder. Hayrola, neyiniz var? Aman aman. Uf, bu ağrılar katlanılır gibi değil. Dayanabilene aşrolsun. Dayanılmazdan da öte tahammülsüz. Ağrı hangi tarafta tam olarak gösterebilir misiniz? Hangi tarafta değil ki? Of, sadece dişim değil, bütün ağzım sızım sızım sızlıyor. Ne zamandan beri bu işkenceyi çekiyorsunuz? 10 yıldan beri. 10 yıldan beri mi? Of, dün sabahtan beri bana 10 yıl geçmiş gibi geldi. Böyle bir işkenceyi hak etmek için büyük bir gün yaşadım herhalde. Tanrı, bu aciz kulunu cezalandırmak için bütün işin gücünü bırakmış olmalı. Uf, doktor nerede? Ailevi bir işin ayrıldı. Hastalarını benim genç ve nazik ellerime emanet etti. Siz hekim misiniz kuzum? Tepeden tırnağa. Sadece diplomam eksik. Bir müstakbel hekim. Ben de bir müstakbel hasta. Tanrı'ya emanet olun. Görüşmek üzere. Of. Durun efendim, gitmeyin. Sizi temin ederim. Doktor ünvanı alabilmek için bir tek imtihanım kaldı. Bir formaliteden ibaret. Kendim doktorum. Sadece adım doktor değil. Yalvarırım, bu fırsatı esirgemeyin benden. Lütfen iskemle oturunuz muhterem peder. Tanrı yardımcım olsun. Of, otururken bile sızlıyor. Bakalım. Evet. Sinir uçları iltihaplanmış besbelli. Siniri çekip çıkardın mı ağrı sızı kalmaz. Siniri de mi çıkaracaksınız ne? Sinirin bulunduğu dişi çekeceğim. Basit bir ameliyat. Tamam. Şimdi dişin durumuna bakalım. Canımı acıtmayın ne olur. Size hayırlı dualar ederim. Yerlerin göklerin efendisinden ve cümle azizlerinden sizin için şefaat dilerim. Ne olur canımı acıtmayın. Aziz peder, bilimin çok ilerlediği bir çağda yaşıyoruz. Nazik bir doktorun eline düştünüz mü? Acı çekmek için hiçbir sebep yok. Benden şefkat bekliyorsanız şefkat bulacaksınız. Şimdi hazır mısınız? Güzel. Lütfen ağzınızı açın da bir mani edeyim.
Evet. Hadi ağzınızı açın. Lütfen. Olmadı ama. Sayın rahibim, ben her ne kadar acemi olsam da ağzınızı mutlaka açmanız gerektiğini bilirim. Ağızla ilgili bütün hastalıklarda ağzı açmak şarttır. Ağzınızı açmazsınız, dişlerinizi dışarıdan çekebilir miyim hiç? Bu olacak şey mi? Şimdi açın lütfen. Evet, iyice açalım. Aa, öyle dudakları aramak da yetmez. Ağzınızı hiç açacaksınız. Dişlerinizi fırçalamayacağım ya, muayene edeceğim. Canımı acıtmadı yok ama. Size söz verdim. Küçükken bana ne sözler verdiler? Birini bile tutan çıkmadı. Muayene ederken hiç acımaz. Korkmayın. Şimdi ağzınızı güzelce açın ki nereye, ne zaman, nasıl müdahale edeceğimi bileyim. Aa, açın dedim. Aferin. Şimdi bir bakayım. Evet. Tamam. İşte şurada. İşte küçük baş belası. Seni yaramaz seni. Onunla yaranı kesmeyin. Orada şık durmayın. Çekin gitsin. Rica ederim. Durumu ölçüp biçiyorum. Dişinizde öyle kocaman bir kovuk açılmış ki içine neredeyse ben bile girerim. Oo. Orada ne var? Feci, berbat. Baktıkça içim kararıyor. Ama madem ki kendime mesleği seçtim, böyle manzaralara alışmam gerek. Şimdi bir şey deneyeceğim. Ocağına düştüm, merhametli oğlum. Sanki öz annenizmişim gibi. Annem beni hiç sevmezdi, daha şefkatli oğlum. Sinirin açıkta olup olmadığını anlamalıyım. Ne yapacağım biliyor musun? Sakın korkmayın. Hafifçe dişinizi üfleyeceğim. Duymayacaksınız bile. Tamam mı? Size bir haberim var. Sinir açıkta kalmış. Bilimin ilerlemesinden bahsettiğiniz milletin ağzını sürmek mi? Bu konuda tam bir sonuca varmış sayılmayız. Daha çok deney ister. Doktorun soluğunun ısı derecesi önemli tabii. Tamam, buldum. Bununla ne yapacaksınız? Dişi çekmek gerek. Çaresi kökünden sökmektir. Ulu tanrım, sen bana acı. Hazırsanız çekiyorum. Evet, iyice açalım ağzı. İyice açalım. Tamam, çekiyorum. Çekiyorum, çekiyorum. Başardım, başardım. Dişi çektim sonunda. Hayatımda çektiğim ilk diş. Yarın ahirete de cehennem azabı çekersin inşallah. Eyvah eyvah. Biliyordum zaten. Kuron kırılmış. Kükü içeride kalmış. Gördünüz mü başınıza geleni? Size kımıldamayın dedim o kadar. Seni kasap seni. Vay cellat vay. Allah'ın cezası. Ne günah işledin de beni cezalandırmak için bu adamın başıma sardığını ulu tanrım. Seninle uğraşmaktansa diş ağrısına çoktan razıyım. Doktor taslı. Cahil köylü. Dişinin kökü inatçı. Amoştaş kafan ondan da inatçı. Şimdi şu iskemleye otur bakayım. Bana yaklaşma. Parmaklarını ağzıma sokarsan kıtır kıtır yerim. Kaç gündür doğru dürüst bir şey girmedi ağzıma. Bunu önceden söyleseydiniz. Elimi ağzınızı hiç sokmazdım. Artık benden uzak durursun o halde. Of. Of. Göremi. Başaramadım. Gel oğlum gel. Bir mucize olması için dua edelim. Şu zavallı zangoç kuluna acı. Bu sevgili doktor için marifet diliyorum. Ağzını her daim açık tutsun. Bileğine güç ver. Parmaklarımı yemesin. Biz senden olduk ricacı. Bu zavallılara acı. Oyun adı, oyunculuk sınavı, yazar 4, Gülşah Demirle, ses 1, Sude Gençtürk, ses 2, Duru Yılmaz, ses 3, Sude Yıldız, ses 4, Elif Kaliç, Nina, Ayça Türker. Onlar dua ederken, biz oyunculuk sınavına giren genç Nina'nın hikayesine bakalım. Bir jürinin önünde yeteneklerini sergilemek zorunda. Elindeki küçük çantadan güç alabilmek için sıkıca sarılmış, nereye bakacağını... Nasıl davranacağını bilemez halde çekingen adımlarla sahneye doğru yürüyordu. Böyle bir sınava ilk kez katıldığı her halinden belli. Sahnenin de yerini alıyor, jürinin soğuk bakışlarına korkak bir gülümsemeyle karşılık veriyor. Bilirsiniz, bu gibi zorlu durumlarda iyi bir intiba bırakmak çok önemlidir. İsim? Efendim? İsminiz? Nina. Nina, öyle mi? Sadece Nina öyle mi? Evet efendim. Yok, hayır efendim. Nina Mikhailova Zereknaya. Yaş? Benim yaşım mı? Evet, lütfen. Kaç yaşındasınız yani? Kaç yaşında birini arıyordunuz? Düpedüz cevap veremez misiniz bu soruya? Tabii. Yalnız şunu bilmenizi istiyordum. İstediğiniz yaşa girebilirim. 16, 30...
Okulda 78 yaşında romatizmalı bir kadını oynamıştım. Herkes oyunun çok inandırıcı olduğunu söylemişti. Bu arada 78 yaşında romatizmalı bir kadın da. Evet ama ben 78 yaşında romatizmalı bir kadın aramıyorum. 22 yaşında bir kız arıyorum. Şimdi söyleyin bakalım yaşınız kaç? 22 efendim. Sahi mi? Ben en az 27-28 tahmin etmiştim. Fena halde nezleyim efendim. Beni daha yaşlı gösterin. Geçen yıl grip olmuştum. Doktor beni 39 yaşında sandı. Size söz veriyorum. Gerektiğinde 22'lik gösterebilirim. Aa, hasta mısınız? Ateşiniz mi var? Evet. Efendim 39 derece. Ay başıma gelenler. Bu kış kıyamette 39 derece ateşte sokağa mı çıkılır hiç? Evinize gidin yavrum. Doğru yatağa. Başka zaman gelirsiniz. Olmaz efendim. Çok rica ederim. Bu sınava girebilmek için tam 6 ay bekledim. 6 aylık bekleme listesine girebilmek için de 3 ay beklemiştim zaten. Beni bu listenin sonuna koyarlarsa bir 6 ay daha beklemem gerekecek. O zaman da 23 yaşında olacağım. 22 yaşına dönmem güçleşecek. Lütfen okumama izin veriniz. Kendimi çok daha iyi hissediyorum. Sanırım 37'ye düştü. Görüyorum. Aktivist olmayı yürekten istiyorsunuz. Candan yürekten. Aldığım her solukta, iliğimde, kemiğimde, damarlarımda akan kanda duyuyorum bu isteği. Evet evet. Tıbbi durumun üzerinde epeyce bilgi edindik. Ama herhangi bir deneyiniz var mı? Ne gibi? Örneğin şimdi üstünde durduğumuz konuda, oyunculukta. Tecrübeli bir oyuncu musunuz? Sahne üzerinde mi? Oyunculukta tecrübe edinmek için fena bir yer sayılmaz. Madame Zoblianska'dan 3 yıl ders aldım. Burada Moskova'da mı ders veriyor? Hayır, benim okulumda. Odessa'da ama kendisi büyük bir aktristti. Burada. Moskova'da mı? Hayır, Odessa'da. Şu halde size amatör desek yanlış olmaz. Evet, Moskova'da. Ama Odessa'da profesyonelim. Pek güzel. Ama bizim Moskova'da profesyonel, 22 yaşında bir oyuncuya ihtiyacımız var. Odessa'nın çok iyi bir yer olduğunu kabul ediyorum. Ama tiyatro açısından Moskova değildir. Size bir kez daha tecrübe edinmenizi ve aspirin almanızı öneririm. Buraya 4 günlük yoldan geldim. Beni bir kerecik olsun dinlemeyecek misiniz? Yavrucuğum, bizi zor durumda bırakıyorsunuz. Bana iş vermeseniz bile size bir oyundan bir parça okumak beni bütün hayatımca mutlu eden bir an olurdu. Cüretimi bağışlayın ama bana kalırsa sizler koskoca Rusya'nın en büyük sanatçılarısınız. Sahi mi? Çok naziksiniz. Belki size birkaç dakika ayırabiliriz. Sevimli bir kızsın deme lazım. Böyle bir insanın için tazeliyor. Bize ne oynayacaksınız bakalım? Üç kız kardeşi okumak isterdim. Öyle mi? Hangi üç kız kardeş? Her üçünü de. Vaktiniz varsa. Her üçünü de mi? Eyvahlar olsun. Bütün piyesi oynatın bari elinizdeymişken. Ah, sağ olun efendim. Bütün piyesi baştan aşağı ezbere biliyorum. Hepsine gerek yok. Kısa bir bölüm yeter. Peki efendim. Oyunun son bölümünü okumak isterim. İyi iyi. Çok sürmez herhalde. Hazır olunca başlayın. 6 aydan beri hazırım. 6 aylık bekleme listesine girebilmek için de beklediğim 3 ay cabası. Lütfen başlayınız. Maşa sözü şöyle başlar. Şu müziğe kulak verin. Bakın, bizi terk ediyorlar. Bir tanesi büsbütün aramızdan ayrıldı. Hayatımıza yeniden başlamak için yalnız bırakıldık. Ama yaşamak gerek. Yaşamak gerek. Irina şöyle der. Bir gün gelecek, herkes bütün bunların nedenini bilecek. Böylesine acı çekmek neden? Bir gün gelecek, bütün sırlar birer birer çözülecek. Ama şimdi yaşamalıyız, çalışmalıyız. Bizi çalışmak kurtarır ancak. Yarın yapayalnız okula gidip ders vereceğim. Bana ihtiyacı olanlara adayacağım yaşamımı. Şimdi sonbahar. Az sonra kış bastırıp her şeyi karla örtecek. Ve ben çalışacağım, çalışacağım, çalışacağım. Devam edeyim mi? Lütfen. Olga der ki, bando mızıka ne kadar canlı, ne kadar yiğitçe çalıyor.
yaşamak isteği uyandırıyor kişide. Tanrım, zaman geçecek, bizler büsbütün silinip gideceğiz. Bizi unutacaklar, yüzlerimiz unutulacak. Seslerimiz, kaç kişi olduğumuz. Ama çektiğimiz acılar bizden sonra gelenler için neşe çevrilecek. Mutluluk ve barış gelecek şu yeryüzüne. O zaman şimdi yaşanılanları sevgiyle hayırlanacaklar. Sevgili kız kardeşlerim, biraz daha sabretsek, biraz daha zaman geçse, bileceğiz gibi geliyor bana. Neden yaşıyor, neden acı çekiyoruz? Keşke bilseydik. Keşke bile bilseydik. Teşekkür ederim efendim. Sizden istediğim sadece bu kadardı. Beni mutlu ettiniz. Tanrı da sizi mutlu etsin. Hoşça kalın efendim. Oyun adı Boğulan Adam. Yazar 4 Gülşah Demirlek. Yazar 5 Sıla Tatlı. Birinci serseri Efe Derya. İkinci serseri Efe Gültekin. Polis Musa Emir. Akşam serinliğinden biraz hava alayım da kafam dinlensin dedim. Dünya varmış. Deniz rüzgarının ciğerlerini çekti mi yeniden doğmuş gibi oluyor insan. Vücudum dipdiri oldu. Ama beynim işlemiyor. Zihnim durdu. Benim için alışılmamış bir durum. Her zaman beynim bir düşünceyle dolup taşar ama bu akşam kafanın içi bomboş. Yine de yazma isteği dürtüyor beni. Merak etmeyin, az sonra kafam çalışır. Böyle bir tıkanma bizim meslekte olanların başına gelir zaman zaman. Yazarın kafa durgunluğu deriz buna. Telaşlanmaya gerek yok. Birazdan geçer. Durun durun. Zihnimde bir düşünce beliriyor. Evet. Evet buldum. Buldum ama iş yok. Eften püften bir şey. Yeni değil üstelik. Bu düşünceyi daha önce de işlemiştim. Ortaya saçma sapan bir hikaye çıkmıştı. Kusura bakmayın, boşuna velveleye verdim ortalığı. Bendeki bu kafa durgunluğu geçici. Gelin görün ki geçmek bilmiyor. Bir şeycik daha gelmiyor aklıma. Sinirlerim gerilmeye başladı. Eve gidip uyumaya çalışayım en iyisi. Beni eve paklar. Psst, psst. Hanımefendi bir dakika. Lütfen bizi dinler misiniz? Kim var orada? Karanlıkta göremiyorum. İyi akşamlar efendim. Acaba bu akşam biraz eğlenmek ister miydiniz? Eğlenmek mi? Ne demek istediğinizi anlamadım. Hiç anlamaz olur musunuz hanımefendi? Eğlenmek, gönül eğlendirmek, hoşça vakit geçirmek. Bilmem anlatabiliyor muyum? Anladım sanırım ama yanlış kapı çaldın. Hadi git işine. Efendiden bir hanıma böyle tekliflerde bulunmayacağını bilmen gerek. Ömrünüzde böylesini görmemişsinizdir. Bununla şüpheniz olmasın. Böyle bir fırsat 40 yılda bir gelir adamın ayağına. Hiç mi merak yok sizde? Mesleğim meraka dayanır ama merakı ahlakça yüksek düzeyde tutmaya çalışırım. Şimdi beni rahat bırakın. Belki de haklısınız efendim. Şimdi bir daha düşündüm. İnce duygulu bir hanımefendiye benziyorsunuz. Belki de yüreğiniz kaldırmaz. Dur bir dakika. Son sözümle kancayı taktım. Değil mi? Sadece fikir edinmek için soruyorum. Bu iyice anlaşılsın da. Nedir senin şu eğlence dediğin? Hanımefendi, boğulmuş bir adam görmek ister misiniz? Anlayamadım. Boğulmuş bir adam. Ciğerleri deniz suyuyla şişmiş, yüzü gözü mosmor kesilmiş bir ceset. Böyle bir manzarayı seyretmek için kaç para verirdiniz? Para vermek mi? Boğulmuş bir adamı görmek için para vereceğim ha? Deli misin? Üstüne para verseler boğulmuş bir adama bakamam. Boğulmuş bir adama bakacağımda ne geçecek elime? Sen delisin. Zır deli. Defol git başımdan. 3 ruble efendim. Topu topu 3 rubleye 10 önce karada. Sonra suda, sonra da feci boğulma anında ve sonra da o muhteşem finaldeki boğulmuş adamın kadavrası halini göreceksin. Sen ne diyorsun Allah aşkına? Adam daha boğulmamış mı? Henüz sağ salim öyle mi? Sağ salim ve afiyette. Karşınızda dimdik duruyor. Boğulan adam biziz efendim. 3 rubleyi canınıza mı kıyacaksınız?
Kendi intiharınızın bedelini bana mı ödetmek istiyorsunuz? Yo. Rica ederim. Hanımefendiciğim, yanlış anladınız. Biz sahiden boğulmuyoruz. Mahsustan boğulmuş gibi yapıyoruz. Boğulan bir adamı canlandırıyoruz. Sözün gelişi. Buz gibi soğuk suya atlayıp biraz çırpınıyoruz. Kollarımızı sallayıp imdat imdat diye haykırıyoruz. Dibe dalınca güldür güldür hava kabarcıkları boşanıyor ağzımdan. Su bizi yukarı kaldırıyor. Denizin yüzeyinde şişmiş balon gibi kalıyoruz bir süre. Sırtınızdan soğuk bir perde geçecek. Heyecanlanacaksınız. Özel gösteriler için 3 ruble. Gruplar için ayrı bir tarif uyguluyorum. İnanılır gibi değil. Bir boğulma seansının giriş ücretinin pazarlığını mı yapıyoruz şu anda? Meseleyi kavrayamadınız hanımefendi. Ucuz bir heyecan avcılığı değil bu. Toplumsal anlam taşıyan zengin bir tabloyu gözünüzün önüne sereceğim. Bir takım komik öğelerin de bulunduğu için tragedya değil ama buruk bir güldürü. Hem ağlayıp hem güleceksiniz. Gülünecek nesi var bunun? Yanaklarımı şişirip gözlerimi fal taşı gibi açıyoruz. İmdat isterken de cıyyak cıyyak bağırıyoruz. Acı acı kişneyen. Bir su aygırının kişnemesini işitmek için para vereceğim ha? Çok başarılı bir mevsim geçirdik hanımefendi. Ağustos'ta kapalı gişe oynadık. Yemekli suarı için bir rezervasyon ister misiniz? Yemekli suarı da neymiş? Suya atlayıp biraz bocaladıktan sonra size bir balık fırlatıyoruz. Şimdi dil balığının tam mevsim sanırım. Nereye durup da bu saçmalıkları dinlerim bilmem ki. Karar vereceksiniz verin hanımefendi. 5 dakikaya kadar lokanta çöplerini boşaltır. O zaman su bulanık olur. Bulanık suda avlayamayız. Gururumuza dokunuyor. Size de gururunuza da başlarım şimdi. Ölü bir yüzücüyü taklit ederek hayatını kazanmaya gururunuz engel olmuyor ama. Adamı en hassaslarına vurmayı çok iyi biliyorsunuz. Beni zalimce araladınız. Özür dilerim. Zalimlik etmek istememiştim. Mesleğimizin temiz taraflarını görmek istemiyorsunuz. Bakın, akşam işinden dönen maden işçisiyle karşılaştınız mı hiç? Tepeden tırnağa kömüre, pisliğe bulanmıştır. Burun delikleri, kulaklarının içi kurumla doludur. Dişleri bile isten kapkara olmuştur. Adamın gönlü bulanır bakınca. Ya da şunu bunu saç kırpıntıları eline yapışmış olarak akşam evine giden bir berber düşünün. O saçlar ekmeğine çorbasına karışır. Öğresi gelir adamın. Bir cerrah elini neye daldırır bilir misin? Aman yeter. Ya da bir çiftçi ayağını nereye basar? Çalışan her adam pis bir şeye bulaşır eninde sonunda. Oysa ki bizim işimiz suyla. Su serindir, temizdir, arıtıcıdır. Akşam eve dönünce banyo yapman gerekmez. Zaten yıkanmışsındır. Siz kendiniz için aynı şeyi söyleyebilir misiniz? Banyo alışkanlıklarım üzerine sizinle tartışmaya hiç niyetim yok. Artık iyice canımı sıkmaya başladınız. Bir araba yok mu buralarda? Arabacı, arabacı. Pişman olacaksınız. Bir akşam tekrar buraya geleceksiniz. Canınız sıkılmış, güzel bir boğulma için can atıyorsunuz. Ama ne çare? Ben artık yokum burada. Pazar akşamı son temsil. Gelecek hafta Yalta'da çalışmaya başlıyorum. Bak bir polis var orada. Yakın bırakmazsan serseri diye yakalatırım sizi. Teessüf ederim. Serseri falan değiliz biz. Deniz şenlikleri sanatçısıyız. Boğulmak deniz şenliği değildir. Siz rıhtım serserisiniz. Polis! Polis! Gidiyoruz, gidiyoruz. Artık bizim işler de sarpa sardı. Bir şey mi var hanımefendi? Size nasıl yardımcı olabilirim? İskelenin ardında iki adam var. İşte şurada. Akşamdan beri başıma bela oldular. Akli dengeleri bozuk herhalde. Geceleyin neye duyu belirsiz kişiler dolaşa bıraktım da. Sizin gibi bir hanımefendinin buralara gelmesi doğru değil. Sizi ne şekilde rahatsız etti? Önceden söyleyeyim, bunu siz de garip bulacaksınız. Suda boğulmalarını seyretmem için benden 3 ruble istediler. Garip mi? Bunun ödüğü pedos hırsızlık derim. 60 köpekten fazla etmez. Bir metrik fazla vermeden boğulmanın arasını seyredebilirsiniz. 3 ruble ha. Adamlar 200'lüğe bak. Polis bey, galiba yanlış anladınız. Bir sonraki iskelede 2 kardeş var. Birer ruble çifte boğulma gösterileri yapıyorlar. Bu adamlarla pazarlık etmesini iyi bilmek gerek. Dikkat edin, sizi aldatmasınlar. Fiyat meselesi değil. 3 ruble ha. Daha geçen gün 3 rubleye 14 adam koskoca bir geminin batışını temsil ettiler. Derdinize haber giderse 10 ruble bütün donanmanın batışını seyredebilirsiniz. Evet ben. Ben sizin yerinizde olsam adamlar 60 köpek verirdi. Bir kuruş fazla değil. Pazarlığı sıkı tutun hanımefendi. İyi geceler. Tamam. Sonunda gelip çattı. Herkes çıldırmış. Bütün dünyanın aklını oynattığı gün bugündür. Pişt pişt. Bakıyorum aynasız yola koyuldu. Ona ne söylediniz? Ne söyleyeceğim gerçeği? Sizin kaçık olduğunuzu ama ne yazık ki o sizden biraz daha kaçık çıktı. Gene de şikayetçi olmadığınız için teşekkür ederiz. Size minnet borcumuzu ödemek için fiyatta görünmemiş bir indirim yapıyoruz.
Sizin güzel hatırınız için 80 kopek olur. 80. 80 ha? Seni alaksız seni. Seni utanmaz. Seni madrabas. Seni dolandırıcı. 60 kopek size çok bile. 60 kopek mi? 60 kopeğe boğulur mu hiç? Emin olun hiç kâr etmeyiz. Bizi sudan çıkaran adama da 40 kopek veriyoruz. Bu işte zarar ederiz. Zahmetimize değmez. Suyun altına girmişken hiç çıkmayalım bari. Boşuna dil dökme. Beni kandıramazsın. 60 kopeğe boğulmaya razı olursanız ne ala. Kabul etmezseniz keyfin bilir. Sert kadınsınız. Gönlümüzü kırıyorsunuz. Ne yapalım? 60 köpeğe olsun. Al paranı. Şimdi ben nerede duracağım? Şurada. Tam rıhtımın kıyısında. Buradan bütün manevrayı izleyebilirsiniz. Orası biraz karanlık. Oradan iyice görebilir miyim? Biraz karanlık olunca iş daha ürkütücü. Daha esrarlı bir havayı bürünüyor. Böylece heyecanı da zevki de artıyor. Evet, biz hazırız. Az da unutuyordum. Suyun dibinde 3. çıkışımızda avazınızın çıktığı kadar bağıracaksınız. Popchevski, Popchevski. Popchevski kim? Bizi kurtarmak için suya atlayan adam. Biz yüzmesini bilmiyoruz hanımefendi. Yüzmesini bilmez misiniz? Yüzme bilmeden boğulmaya kalkıyorsunuz ha? Olur şey değil. İşin bütün tehlikesi, bütün güzelliği burada. Popchevski son saniyede suya atlayıp bizi çıkarır. Şimdi lokantada içki içiyor. Popchevski, bu ismi sakın unutmayın hanımefendi. Umarım gösteriyi beğenirseniz, memnun kalırsanız, arkadaşlarınızla salık verirsiniz. 1, 2, 3, hoppala. İmdat! 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 Yüzme bilmiyorum. Yetişin, yetişin, yetişin. İyice göremiyorum sizi. İyi, aferin. Çok iyi. Bu kadar yeter. Bu faslı bitiririm burada. Vaktim kıt. Şimdi boğulabilir misiniz? Beni istiyor musunuz? Boğulun artık dedim. Bu herifte hangi cehenneme gitti? Hah, tamam gördüm. Bu üçüncü çıkış değil mi? Eyvahlar olsun. O adamın adı neydi? Eyvahlar olsun. Oyun adı: Bir Çare Kadın. Memur: Mert Arman. Kistinov: Hakan Öztaş. Kadın: Zeynep Sıla Ballı. Günaydın Bay Kistinov. Gözünü seveyim, yavaş sesle. Affedersiniz efendim. Bendeki nikli silleti fena azdı gene. Sinirlerim birer fişik kesildi. En küçük sürtüşme onları patlatabilir. Kim bilir ne kadar canınız yanıyordur efendim. Sorma sorma. Bu sabah saçımı tarayıncaya kadar canım çıktı. Bay Kistinov. Ne var Poçatkin? Dışarıda bir kadın var. İlleri sizi görmek istiyorum. Anlattıklarından pek bir şey anlamadık doğrusu. Ama illa banka müdürünü göreceğim diye tutturdu. Siz kendinizi iyi hissetmiyorsanız belki... Yo yo, bankın işleri benim küçük rahatsızlıklarımdan önce gelir. Onu buraya kabul et. Ama gürültüsüzce lütfen. Merhabalar müdür bey. Hoş geldiniz bayan. Ayağa kalkılmadığım için özür dilerim. Biraz rahatsızım da oturunuz lütfen. Teşekkür ederim. Size nasıl bir yardımda bulunabilirim? Bana büyük bir yardımda bulunabilirsiniz. İnşallah boş döndürmezsiniz beni. Başka kimseden hayır yok. Sakin olun madam. Yalvarırım, sakin olun. Affedersiniz. Aklımızı başımıza toplayarak sakin bir şekilde soruna eğilirsek bir çözüm bulmak daha kolay olur. Şimdi söyleyin, derdiniz ne? Kocam efendim. Vergi tahsildarı Şükin. Kendisi 5 aydan beri hasta. 5 aydır çekmediğim kalmadı. Hastanede anlarım madam. Üzüntünüzü paylaşıyorum. Hastalığı nedir acaba? Sinir bozukluğu. Her şey sinirlerini alt üst ediyor. Parmağınızın ucuyla dokunacak olsanız böyle avaz avaz bağırıyor. Nasıl? Niçin sinirleri bozuldu? Kimse bilmiyor. Ben Sezer gibi oluyorum.
Lütfen devam edin. Yalnız tarifleriniz bu kadar canlı olmasın. Zavallı adamcağız yatakta yatarken... Bir daha bağırmayacaksınız değil mi? Acı acı feryat etmek hakkımdır ama... Neyse. 5 aydır yatakta yatıp iyileşmeye çalışırken... Adım işinden attılar. Durup dururken... Hiç sebepsiz. Vah vah, pek üzüldüm. Ama bunun bizim bankayla ilgisini göremiyorum madem. Hastalığından neler çektim bilemezsiniz. Sabahtan akşama kadar bir dediğini iki etmedim. Akşamdan sabaha kadar başında bekledim. Bir yandan da bir sürü iş beni bekler. Evi silip süpürmek, çocuklarıma bakmak, köpeğimizi, kedimizi, keçimizi, hasta olan kız kardeşimin kuşunu beslemek. Kuş mu hasta? Kız kardeşim. Başı dönüyor. Bir aydır fena halde başı dönüyor. Baş dönmesi her gün biraz daha artıyor. Bak hele, bununla beraber... Onun çocuklarına, onun kendisine, onun keçisine bakmak da bana düştü. Sonra kız kardeşimin kuşu. Benim çocuklardan birini ısırdı. Bizim kedi onun kuşunu ısırdı. Kolu kırık olan en büyük kızım, kız kardeşimin kedisini boğdu. Şimdi kız kardeşim buna karşılık bizim keçi istiyor. Keçiyi vermezsek ya bizim kediyi boğacak ya da büyük kızımızın öbür kolunu da kıracak. Gerçekten derdiniz başınızdan aşkım. Üzülmemek elde değil. Ama gene de bizimle ilgisini... Sonra kocamın maaşını almaya gidince 24 ruble 36 köpeğini kestiler. Neden diye sordum. Yardımlaşma sandığından borç almıştı dediler. Ama bu mümkün değil. Benden izinsiz borç alamaz. Kafasını kırarım. Tabii bu hasta halinde değil. Zaten benim de mecalim kalmadı. Nerede eski kuvvetim? Taşı sıksam suyunu çıkarırdım. Ama üstünüze afiyet. Bir öksürük arz oldu. Öksüre öksüre ciğerlerimi kusacağım neredeyse. Hocamızın iyileşmesi niçin aylar sürdü şimdi gayet iyi anlıyorum. Ama benden istediğiniz nedir kuzum? Kocamın hakkını. 24 ruble 36 köpeklik helal parasını. Zayıf ve aciz bir kadın olduğum için bana vermiyorlar. Yüzüme karşı gülenler bile çıktı. Oysa ağlanacak haldeyim ben. Benim gibi zavallı, çaresiz bir kadın. Gülünecek ne var bunda? Hiç, hiç. Ben gülünecek bir şey görmüyorum. Yalnız, katı yürekli olmak istemem ama... Korkarım yanlış yere geldiniz. Davanızda ne kadar haklı olursanız olun, bizimle bir ilgisi yok. Kocanızın çalıştığı acenteye gitmeniz gerekiyor. Şimdiye kadar 5 acentenin kapısını çaldım. Hiçbiri derdime kulak vermedi. Ah, aklımı kaçırmak üzereyim. Saçlarım dökülmeye başladı. Bakın, avuç avuç dökülüyor. Bir başka acenteye daha git. Demeyin bana. Saçlarınız yerli yerinde dursun lütfen. Şimdi beni dikkatle dinleyin. Burası banka, banka! Biz bankacılık işleriyle uğraşırız. Bize yatırılan paraları kasalarımızda saklarız. Ne dediğimi anlıyor musunuz? Ne diyorsunuz? Size yardım edemem diyorum. Bana yardım edemeyeceğinizi mi söylüyorsunuz? Oh, söylemeye çalışıyorum ama meramımı anlatabildiğimden pek emin değilim. Kocamın hasta olduğuna inanmıyorsunuz. Öyle mi? Buyurun alın. İşte doktor raporu. İşte ispatı. Kocamın sinir zafiyeti geçirdiğinden hala şüphe mi ediyorsunuz? Şüphe etmek şöyle dursun. Doğruluğuna yemin ederim. Baksanıza. Rapora baksanıza. Bakmaya ne hacet efendim? Kocanızın neler çektiğini çok iyi anlıyorum. Yüzüne bile bakmazsanız doktor raporu ne yarar? Bakacaksınız. Görüyorum, görüyorum. Kocanız hasta. Evet, doktor raporunda öyle yazılı. Yerden göğe kadar haklısınız. Gene de derim ki, yanlış yere başvurdunuz. Beni de heyecanlandırdınız boşu boşuna. Bana yalan söylediniz. Sizin sözünün eli belledim ama... Bana yalan söylediniz. Ben mi yalan söyledim? Ne zaman? Rapor okuduğunuzu söylediğiniz zaman. Ne zaman olacak? Raporu iyice okusaydınız kocamın sağlık durumunu, nasıl haksızca işinden atıldığını anlardınız. Böyle zayıf, çaresiz bir kadın olduğum için beni başınızdan salmayın. İnsaf edin de şu rapora bir göz gezdirin. Sizden bütün ricam bu. Bir kerecik okuyun, gideyim. İyi ama
Raporu okudum. İki kere okumamın ne anlamı var? Üstün körü okudunuz. Dikkatle. En ince ayrıntısına kadar okudum. Öyleyse çok hızlı okudunuz. Daha yavaş okuyun. Daha yavaş okumam gerekmez. Hızlı okuyucuyumdur. Sindire sindire okumadınız öyleyse. Bir daha okuyun da iyice kafanıza yerleşsin. Sindire sindire okudum. Kafama dank etti. Şurada yazılanları ezbere biliyorum. İmtihana giden pek iyiyle geçerim. Ama bilmemin hiç faydası yok. Çünkü bu iş bankamızın işi değil. Sinir bozukluğu diye yazılı yerini okudunuz mu? Orasını bir daha okuyun da görün yanlışım var mı? Orası mı? Evet, görüyorum. Kocanız siniri bozuk. Vah vah, ne müthiş bir şey. Ama benim elimden bir halt gelmez. Şimdi gidin Allah rızası için. Ah, elinizi ayağınızı öpeyim beyefendiciğim. Sakın ayağımı öpmeyin. Uff, kelleşen kafanıza sokun şunu. Böyle bir istekle bize gelmeniz saçınızı kestirmek için kasaba gitmeniz kadar gariptir. Kasap insanın saçını kesmez ki. Neden saçını kestirmek isteyen kasaba gitsin? Benimle alay mı ediyorsunuz? Evet, gülüyorsunuz halime. Gülmek mi? Soluk alacak halim kalmadı. Poçatkin! Oruç tuttuğumu söyledim mi size? 3 gündür ağzıma bir lokma koymadım. Yemek istiyorum ama midem kabul etmiyor. Bugün aynı fincan kahveyi 3 defa içtim. Poçatkin! Bir deri bir kemik kaldım. Düşüp düşüp bayılıyorum. Ah, baksanıza. Buyurun Bay Kisra, bir şeyiniz mi var? Şu kadını çıkarın buradan. Nasıl baygınım? Onu kim büroma soktu? Siz efendim. Size sorunca içeri girsin demişsiniz. Bir insandan söz ediyorsun sanmıştım. Böyle elinde doktor raporu olan bir tımarhane kaçkınından değil. Raporu okumadı bile. Eline verdim de suratıma fırlattı. Siz iyi bir adama benziyorsunuz. Acıyın bana. Okuyun da görün kocam hasta mı değil mi? Ben okumuştum madam. Hem de 2 kere. Ben de 2 kere okudum. Demin dışarıda bana gösterdiniz. Herkese gösterdiniz. Hepimiz okuduk. Kapıcı bile. Göz ucuyla baktınız. Doğru dürüst okumadınız ki. Tartışma Poçatkin. Oku. Gözünü seveyim, oku da onu dışarı çıkarabilelim. Evet. Kocanızın hasta olduğunu doğruluyor. Şimdi lütfen çıkar mısınız bayan? Yoksa sizi çıkarması için birini çağırayım mı? Hay Allah razı olsun. Şunu çıkarın buradan. Kapıcı ile 2 bekçiyi çağır. Ama dikkat et, öküz gibi kuvvetli. Bana hele parmağınızın ucuyla dokunun. Kıyametleri koparırım. Öyle bağırır, öyle çağırırım ki bütün şehir başınıza toplanır. Zayıf, zavallı, çaresiz bir kadının dışarı atıldığı bir bankaya kimse adımını atmaz. Ay, gene bayılıyorum galiba. Sen mi zavallısın, saldırıya geçmiş bir su aygırı kadar zavallı? Sen mi zayıfsın, ormanlar kırılı kadar zayıf? Sen bir felaketsin, sen bir afetsin. Önüne gelen her şeyi silip süpüren bir afet. Konakları, köprüleri yıkan azgın bir sensin sen. Dağ köylerini kasıp kavuran bir kasırgasın. Senin gibi kadınlar, benim gibi erkekleri kocan gibi sinir hastası eder. Bana yardım etmeyecek misiniz yani? Dışarı at Poçatkin! İşitiyor musunuz? İşitiyor musunuz bana nasıl bir muamele reva görüyor? Benim gibi hem öksüz hem yetim bir anneyi dışarı attıracak. Nasıl öksürdüğümü işittiniz mi? İşitin de yüreğiniz parçalansın. Bayan, lütfen gidin de bunu benim odamda konuşalım. Çek elini. İmdat! İmdat! Allah'ım sen bana acım. Beni dışarı atıyorlar. Sizi dışarı atmıyorum. Sadece kolunuzdan tuttum. Dışarı at Poçatkin. Lanet olsun. Bankanıza lanet okuyorum. Size de müşterilerinize de uğursuzluk üstüne uğursuzluk gelsin. Kasalarınızdaki paralar şalyom olsun, turp olsun. Mahzenlerinizdeki altınlar turşuya dönsün. Dur! Kubleleriniz sarımsa, kubleleriniz soğana çevirsin. Poçatkin, şuna para ver. Şuna ne isterse ver. Yeter ki başımdan gitsin. 24 ruble ve 36 köpek. Ne bir metelik fazla, ne bir metelik eksik. Hakkımı isterim. Benimle girin. Parayı vereyim. Ah, 1 ruble de yol parası. Yayan giderdim ama... Ah, dizemin bağı kesildi. Şuna araba parası ver. Daha fazlasını ver. Ama artık gözüm görmesin. Allah sizden razı olsun. Sarımsaklar, soğanlar çiğ çiğ paracıklara dönsün. Üzerinize mursuzluk kaldırıyorum. Tuttuğunuz altın olsun. Defet şu kadını başımdan. Aman yarabbi. Saçları tutan tutan dökülüyor. Ah, bir şey daha var efendim.
kocamın tekrar işe girebilmesi için bana bir tavsiye mektubu lazım. Bugün sizi daha fazla rahatsız etmeyeyim. Yarın erkenden gelirim. Allah gönlünüze göre versin efendim. Gene gelecekmiş. Gene gelecekmiş. Gene gelecekmiş. Gene gelecekmiş. Günün sonunda kalemi kağıdı elimden bırakınca dostlarımın özlüğünü sömürmüşüm gibi gelir bana. Hele bugün yazı yazarken nasıl keyiflendiğimi düşündükçe vicdanım sızlıyor. Evet. Hoşça kalın demeden. Demin neden söz ediyorduk kuzum? Çerdekov'un hikayesine başlamadan önce. Hah, şimdi hatırladım. Daha bacak kadar çocukken büyüyünce ne olmaya heveslendiğimi söyleyecektim. Tuhaf değil mi? Bir türlü aklıma gelmiyor. Ama içim bir hoş. İçimde tatlı bir hafiflik, bir huzur var karşınızda dururken. Ve diyorum ki galiba her zaman özlediğim şey buydu. Şimdi yaptığım şey.